arkadaşlar. Bu bölümünde sizlere çok sevdiğim bir marka olan Logitech'in wireless kablosuz klavyesini tanıtacağım. Basit, minik, çok kolay taşınabilir. Tuşları orta sert, onu söylemek isterim. Yani alışmak biraz zaman alıyor. İşte notebook klavyemden sonra araları açık olmasını özellikle tercih etmiştim yazım kolaylığı açısından ama İlk 5-10 dakika gerçekten biraz zorlandım çünkü ürün tuşlarına ulaşmak için gözünüz maalesef kayıyor. Haline insan bir zaman geçtikten sonra ezberlediği için bu tabii bana biraz farklı geldi ilk başta. Ama dediğim gibi ürünün kalitesi zaten çok belli ve ortada. İçeride iki tane pille beraber geliyor ürün. Takılı halde. Siz sadece şuradan pilini çektiğiniz zaman bantını hemen çalışmaya başlıyor. Şurada çok güzel bir taşıma, wireless adaptörünü taşıma yeri yapmışlar ki onu da anlatacağım şimdi. Ben bunu mesela kullanmıyorum şu an. Çünkü bende Logitech'in başka bir mouse'u var. Ürünün kodunu vereyim bu arada. K360. Artık böyle kısa kodlarla ürün tanımlamak gerçekten aslında güzel oluyor. En azından aradığınızda ya da karşılaştırmak istediğinizde hemen bulup karşılaştırıp ürünle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Ufak bir detay daha vereyim. Bazı resimlerinde bu ürünün Enter tuşu ufak, yukarıda noktalı virgül tuşu var. Bu bana büyük Enter tuşuyla olanı geldi. Ki bu benim için de aslında artı çünkü Enter'a basarken genelde virgüle basmak gibi bir handikap yaşıyorum açıkçası birçok klavyede. Burada ufak iki çentikle biraz yükseltebiliyorsunuz. Çok güzel. Ürünü dediğim gibi bende daha önceden bulunan Logitech'in, bu arada bunun da bilgisini vermiş olayım, M705. M705'i tercih etmemin sebebi atanabilir kısa yollarının olması ve ileri geri tuşlarını, ki bunları da atayabiliyorsunuz, olması. Scroll'unun buradaki düğmesi sayesinde hem sürekli hem de tırtıklı olarak farklı iki seçenekte kullanılması. Hani çok fazla internette gezen insanları o tıkırtı rahatsız edebilir. Bu tuşa bastığınızda hiçbir tıkırdama gelmeden scroll'u yukarı aşağı sürükleyebiliyorsunuz. Ama ben genelde bu hissiyatı sevdiğim için bu şekilde kullanıyorum. Logitech'in tek bir adaptörle 6 ürünü bağlayabildiğimiz UniFink, yani komple ürünleri tek bir adaptörle kullanabilmenizi sağlayan arayüzü programı var. Şurada büyük ekranda göstereyim size. Mouse ürünü açıkken, hatta biraz daha yaklaştırayım. Gördüğünüz üzere burada mouse M705 kodu var zaten. Bununla ilgili bütün ayarları yaptıktan sonra burada start menüyü, hangi şeyi atadığınızdan sonra, ben şu tuşa mesela Windows'un start menüsünü atadığımda otomatikman start menüsü açılıyor. Başlat menüsünü eklediğim ürünlerinde, programlarda çok kolay açabiliyorum. Burada klavyeyi aldığınızda UniFink'i tıkladığınızda klavye bölümüne geçip klavye ile ilgili şunu da şuradan göstereyim, yakın olsun. On kısmına getirmenizi istiyor sizden. Siz onu on kısmına getirdikten sonra burada klavyeyi tanıtmak isteyip istemediğinizi soruyor. Evet deyip çok iki tuşla ürünü bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Burada klavyenin güzel taraflarından biri 12 tane notebooklardaki gibi FN tuşunun da olması. FN tuşuyla birlikte bir sürü şey atayabiliyorsunuz. Her tuşun üzerinde kendi resmi var ama siz onları değiştirebiliyorsunuz. Burada çok kolay işte My Home. İsterseniz bunu bir application'a ya da bir programa ya da bir web sayfası açmaya atayabiliyorsunuz. Klasör
Open Folder Email diyor. E-maili burada Gmail, Outlook, Windows Mail olarak atayabiliyorsunuz. Gmail atadığınızda ve buradaki FR tuşuyla maile bastığınızda yukarıda tekrar sekme açıyor. Ne kadar basarsanız o kadar sekme açıyor. Biraz tabii tuhaf ama en azından tek tıkla bilgisayarınızı yeni açtığınızda tekrar mailinize geçiş yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi application switcher'ı var, PC uyutma var, PC kilitleme var, direkt My Computer tuşu var. Bunların dediğim gibi hepsini değiştirebiliyorsunuz. Hesap makinesini koymuş, gerçekten güzel aslında ve bunu da dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. Yani siz bu FL tuşları gerçekten aslında bir zaman sonra insanın birçok şeyde sinir bozucu aramalardan kurtarabiliyor. Yukarıda 6 tane daha müzikle ilgili tuşlar var. İşte play, geri, ileri, müzik, ses açma ve kapama. Bu da zaten hemen anında çok kolay bir şekilde çalışıyor. Bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Klavye genel itibariyle çok güzel. Yani benim hoşuma gitti. Tuşların dağılımı güzel. Page up, page down tuşları burada en üstte numlukun üzerinde yerleştirilmiş. O da gayet güzel. Şeyleri biraz aşağıda kalmış. Yukarı aşağı tuşları yani bu genelde aynı hizada insanların bilinçaltına yetiştiği için bazen sıkıntı olabilir ama bu klavyeye alışmanın birkaç gün daha fazla süreceğini düşünmüyorum. Bu klavyeden sonra da tabii diğer klavyeler biraz ufak gelebilir size. Kendisi ne kadar büyük olmasa da gördüğünüz gibi notluktan çok daha büyük değil ama tuşların aralık olması biraz sanki o hissi veriyor gibi. Dediğim gibi kendi mouse'uyla ve kendi klavyesiyle çok güzel bir set oldu. Hem M705'i hem K360'ı da bir arada sizlere tanıtmış oldum. Gerçekten bu konuda benim için önemli bir markadır Logitech. Kalitesiyle kendisini severim. Güzel ürünler yaptıkları için de teşekkür ederiz. Umarım bu videomuz size az da olsa biraz bilgi vermiştir. Karanlık adam olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha başka ürünlerle ilgili yorum, eleştiri, fikir, her türlü şey açığız. Facebook, Twitter, kendi sitemiz olan Karanlık Adam'da yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kanalımıza unutma. Abone olmayı. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız.